Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve yepyeni bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Bugünkü duyuru videosundaki olay nedir diye soracak olursanız, Betacraft ve kasa üzerine bir ufak bir duyuru yapacağım. Zaten Salih'in videosunda falan filan biraz duyuru yapmış olduk, fakat biraz daha detaylı bir duyuru yapalım. Ki bunun yanı sıra önemli olan bir iki ufak duyurum da var. İlk olarak, neden bu sıralar video gelmiyor sorusunu bir netlikle getirelim. Gerçi muhtemelen çoğunuz anlamışsınızdır. Kasa ve Betacraft ile uğraşıyoruz. Yani Salih bir şekilde videoya zaman ayırıyor. Zaten onun videoya zaman ayırma şekli biraz benimkinden değişik. Ben bir seferde oturup 20 tane video çeken tiplerdenim. O yüzden genelde videolarda bana, yorumlarda bana söylediğiniz şeylere 5 bölüm sonra cevap vermiş oluyorum. Çünkü siz onu soruyorsunuz, ben onu 5 bölüm siz onu soruyorsunuz, ben ondan sonraki 5 bölümü zaten çekmiş oluyorum. Doğal olarak da yanıtlayamıyorum. Peki, bu ufak bekleyişin ardından neler gelmeye başlayacak? İlk olarak şimdi tekrardan Terraforma Craft'ın ders serisine devam edeceğim. Hatta bu video biter bitmez onun için bir ya da iki bölüm çekeceğim. Bunun yanı sıra Skyrim serime devam etmek istiyorum, fakat onun için öncelikle modları tekrar kurmam lazım. Bilgisayara format atmıştım o arada. Bunun yanı sıra şu an dinlenmek için hep Batman Arkham Asylum oynuyorum. O bittiğinde Arkham City'ye geçeceğim. Muhtemelen eğer siz de olur derseniz Arkham City's her oynayışımı çekeceğim bir yandan. Zaten bir oturuşta en az yarım saat oynuyorum. Ki bu bir bölüm demektir. Buradan da size, yani ben Minecraft'tan falan bir şey çekemiyorken bile benden gelen bir şeyler olmuş olur. Yani Batman oyunlarını cidden çok sevdim. Bunun yanı sıra Betacraft test sunucusu açıldığında, ki ona birazdan geleceğim. O serverdaki serim ve tekrar özlediğiniz single player serilerim. Biliyorum çoğunuz Filipli Köfte'nin single player olmasını çok özlemiştiniz. O yüzden bir yandan single player serim de olacak ve bu single player serim kasa mod paketiyle olacak. Yani Great Tech ağırlıklı olacak. Peki. Evet, şimdi ilk olarak şu an ben hangi mod paketindeyim? Betacraft. Evet. Betacraft'a kısaca bir göz gezdirelim. Evet, şuradan bakacak olursak. Applied Energy Sticks. Bu Professor Mobius'ın core'u. Power Crystal'ın core'u. Tinker's Construct. Damage Indicators. Bu HUD modlarını geçelim. Wild Case, bu Salih'in sevdiği modlardan bir tanesi. K'lere ilginç şeyler ekliyor. Mr. Crayfish'in Furniture modu, bir dekoratif mod. Mr. Crayfish'in Construction modu, inşaata yardımcı bir mod, Ars Magica 2, Applied Energy Sticks, saymıştım, Buildcraft, Atomic Science. Bir Utility modu, Bibliocraft, dekoratif modlarımızdan biri ki mükemmel bir dekoratif mod. Extra Biomes X-Large, evet burada biyom modu olarak Extra Biomes kullanıyoruz. Biblio'nun eklentileri, Mind Factor Reloaded, Forestry, Natura, Additional Buildcraft Objects, Carpenter's Block. Ki bu son zamanlarda benim de Salih'in de favorisi dekoratif modlar arasına girmiş biri. Chat Bubbles, bu tamamen multiplayer bir mod. Kişilerin yazdığı şeyleri üstlerinde bir baloncuk olarak gösteriyor. Chisel mod, mükemmel, gene mükemmel bir dekoratif mod. Kofash Core, bunu Tinker's Construct demişim. Term Expansion kullanan herhangi biri bilir. Computer Craft, çok fazla kullanmıyorsunuz ancak biraz uğraşmanızı tavsiye ettiğim, uğraştığınız takdirde mükemmel olduğunu fark ettiğiniz bir moddur kendisi. Ender Storage, bu arada Ender Storage'ı zaten biliyorsunuz. Factorization, bu arada hazır buraya gelmişken ufak bir
geçenlerde denk geldiğim sizin tarafınızdan insanlara yanlış aktarılmış bir bilgi. Ben Feed the Köfte 2'de Factorization enerjisi üretmek için Power Converters modunu kullanmıştım. Bir enerjiyi başka bir enerjiye çevirmek için Power Converters modunu Factorization'ın parçası zannetmişsiniz. Bu çok büyük bir hata. İnsanları yanlış bilgilendirmeyin. Factorization'da bir modun enerjisini başka bir moda dönüştürmek gibi bir özellik söz konusu değil. Bu Power Converters modunun özelliği. Evet. Devam edelim. Tomcraft 4 bu arada. Railcraft. Ki Railcraft da benim olmazsa olmaz modlarımdan biridir. Nether Ores. Thermal Expansion. Ki bu da çoğumuzun favori modlarından biri. Twilight Forest. Dirtcraft ama aşırı derecede nerflenmiş biçimde. Imbiscore. Şunun için gerekli. Chunk Loader'ımız. Chicken Bones'un Chunk Loader'ı bizde biraz sorun yarattığı için Dimension Anchors'u kullanıyoruz Chunk Loader olarak. Bunun dışında Railcraft'ın Chunk Loader'ının yakıt ihtiyacını da kapattık. Dungeon Pank, Dungeon'lar ekiliyor. Enchanting Class. Benim cheat'i buldum ancak Salih'in silah zoruyla eklediği bir mod. Extra Cells bir Epitaph öncesi eklentisi. 4 yeni Cell ve birkaç yeni cihaz ekliyor. Applied Energy Sticks'e. Extra Utilities. Morph. Bu arada Extra Utilities çoğu işe yarar ufak tefek şey ekliyor. Open Blocks da aynı şekilde. Morph öldürdüğün şeye dönüşmeni sağlıyor. Aichun modlarını çalıştırmak için gereken şey Gravity Gun. Yine bir Aichun modu. Half-Life 2'deki Gravity Gun'ı ekliyor. Hats yine bir Aichun modu. Şapka ekliyor. Headstand. Hats'in eklentisi. Yine Aichun tarafından geliştirilmiş. Pumps Harvest Craft. Yemek modu. Evet. Mutfağa da önem veriyoruz. Vaila. Profesör Mobius'un harika bir modu. Genelde modların item'ların hangi moda ait olduğunu gösteriyor. Bir NEA eklentisi. Forge Multipart. Mikro blokları ekliyor. Tinker's Construct'ı zaten biliyorsunuz. Muhtemelen bizim paketlerimizde sadece kasada yer almayacak. Hunger Overhaul, açlığı yeniden düzenleyen bir şey. ICBM. Inventory Tweaks. Alıştığımız vazgeçilmez modlardan bir tanesi. Ki çoğu için artık Minecraft'ın kendi içine konulması gerektiğini düşündüğü bir mod. Iron Chest. Hepimizin bildiği değişik chestler ekleyen bir şey. Jabba. Profesör Mobius'un gene harika bir modu. Çok basit bir şey ekliyor. Barrel'lar. Fakat bunlar Factorization'ın barrel'larından çok daha gelişmiş barrel'lar. Ve daha değişik upgrade'leri mevcut. Atomic Tinkerer bir Tomcraft eklentisi. Magic Beast Forestry eklentisi. Eklediği şey Tomcraft Ars Magica Equipment Exchange falan filan desteği veriyor arılar için. Magic Yarn ufak bir ip. Daha doğrusu ip değil. Yol bulmanızı sağlayan bir şey. Mekanizm. Yeni favorilerimizden bir tanesi ve Universal Electricity'nin parlayan yıldızı. Mükemmel bir mod. Bununla ilgili tanıtım gelecek ancak öncelikle Betacraft serime başlamak istiyorum. Yeni mekanizmanın parçaları. Modular Force Field System. Kalkveya'nın sürümü. Ve kesinlikle orijinalinden çok daha iyi olmuş bir sürüm. Minecam. Kimya ekliyor oyuna. Ben kullanmaya başladığımda göreceksiniz iyice. MFR'ın eklentileri. Mistcraft. Olmazsa Show mod paketinde olmazsa olmaz ancak bu kasada gene yok. Miss Peripherals bir Computer Craft eklentisi. ENIAC plugins falan filan. Obsidian Pressure Plate. Gelişmiş Pressure Plate'ler ekliyor. Open Ferripearl. Yine bir Computer Craft eklentisi. Open Blocks. Open Ferripearl'ın geliştiricisiyle aynı geliştirici tarafından geliştirilen ve Extra Utilities gibi ufak tefek değişik işlere yarayan bir mod. Mapwriter bir harita modu. Opis, Profesör Mobius'un harika bir modu. Mükemmel bir modu. Mod single player'da hiçbir işinize yaramıyor, onu söyleyeyim. Cidden hiçbir işinize yaramıyor neredeyse. Aslında yarayabilir. Çok büyük bir
dünya çok fazla şey yaptığınız bir dünya varsa ve lag yapıyorsa lagın kaynağını bulabilirsiniz. Fakat asıl server adminlerin işine yarayan bir mod. Modun yaptığı şey serverı tarayarak en fazla lag yapan chunkları, o chunklarda en fazla lag yapan blokları falan filan bulup listeliyor. Bu sayede serverda lag yapan şey neyse onu bulabiliyorsunuz ve düzeltebiliyorsunuz. Ya da en fazla lag yapan chunk hangisiyse onu bulabiliyorsunuz. Server adminleri için altın tepsiyi geçtim. İridium tepside sunulmuş bir nimet. Portal Gun, hepinizin bildiği. Project Red. Red Power'ın yerine geçen bir mod. Nedir diye soracak olursanız, Red Power güncellenmiyor. Elorem ortadan kayboldu. Ölmüş de olabilir. Dota'ya da sarmış olabilir. Ki Dota'ya sardığını biliyoruz. Peki. Project Red'in kökeni nedir? Project Red'in Red Power'la konsept dışında hiçbir alakası yok. Tek bir ortak kodları yok. Olay tamamen şu. Red Power'ın sevilen yönlerini Redstone'larıdır, aletleridir, şudur, budur alıyor ve ışıklandırmalarıdır. Alıyor, sıfırdan yazıyor. Chicken Bones ve şu adam Mr. TCP ve Project Red'i yaratıyorlar. Bu arada kendisi mikroblok eklemiyor. Mikroblok olarak Chicken Bones'un Forge Multipart'ını kullanıyor ki mantıklı bir tercih. Bunun yanı sıra Ruins, ufak tefek Ruinler ekliyor. Ben eklemeyi düşünmüyordum ama Salih ekledi. Soul Shards, ama ikincisi bu biraz daha değil ve henüz hala test aşamasında. Steel's Guard 2, hepimizin alışkın olduğu tamamen özelleştirilebilir kartlar ekleyen bir mod. Bu bir Tinker's Construct eklentisi. Translocators, Chicken Bones'un yaptığı ufak bir mod. Bir chest'ten diğerine ya da bir tanktan diğerine item sıvı aktarımını sağlayan, kolay yoldan sağlayan bir mod. Underground Biomes benim yeni favorilerimden bir tanesi. Dünyadaki tüm normal stone'ları yok ediyor. Onun yerine kendi değişik tip stone'larını ekliyor. Tıpkı Terraforma Craft'taki stone yapısına benzetebilirsiniz. Dünyanın değişik yerlerinde değişik tip stone'lar var. Ve bu bir mimar için bulunmaz bir nimet. Bu arada hepsi Ordu içinleri de işlendiği için hepsi normal stone ve cobblestone olarak kullanılabiliyor. İlla Ordu içinleri kabul etmeden direkt sadece stone ya da cobblestone isteyen bir şeye denk gelirseniz ya da cobblestone kullanmak isterseniz ya da stone. Direkt basitçe 4 tanesini crafting table'a koyarak normal stone ve cobblestone elde edebiliyorsunuz. Wireless Redstone Chicken Bones Edition. Exact Crafting Table, gelişmiş bir Advanced Crafting Table ve ufak bir detay. Neydi? Ha, Applied Analysis ile uyumlu. Basic Components, hani şey, neydi la? Universal Electricity modlarının birbiriyle uyumunu sağlıyor. Size örnek bir dünya gösterelim. Ha tabii ufak config değiştirmeleri yaptığım için bu dünyanın son açtığını biri. Bu arada bizim mod paketlerimiz hakkında ufak bir detay. Mod paketlerimizin hepsi ama hepsi Nitrado üzerinden birebir erişilebilir olacak. Bunun anlamı ne? Bu arada şu an ekstra bayonsun bir bayonuna denk geliyorsunuz. Yani tıpkı şu an bir FitBeast mod paketini tek tıkla kurduğunuz gibi bizim mod paketlerimizde tek tıkla bir Nitrado sunucusuna kurabileceksiniz. Nitrado yetkilileriyle bunun için konuştuk ve şu an Chisel'ın limestone'unu görüyoruz. Bunun dışında evet, Underground Biomes'un taşlarını görmeye başladık. Çok derine inmeyeyim çünkü karanlık olur. Mesela şurada yine quartzite, blueschist. Sanırım şu marble, chisel modunun ama. Oyunda 3 tane marble var. Chisel'ın, Project Red'in ve Underground Biomes'un. Hatta Minecraft'ın kendisine ait.
Şimdi biraz gezelim. Ars Magica etkilerini görebiliyorsunuz. Şurada. Evet. Burada gene bir Underground Bones taşları. Evet. Ruins'in eklediği sanırım. Bir şey. Ama içi boş. Evet. Dünyaya ufak yapılar ekliyor. Ve Hearthcraft'ın eklediği ufak bir detay, bir yiyecek. Project Red'in volkanlarından biri. Ve oyunun bir anlık dondu. Aha, Ruins'in kötü bir World Generation'ı. Ama içinden şöyle şeyler çıkabiliyor. Bir saniye. Item Transport Pipe. Project Red kendi Item Transport Pipe'ını eklemişti. Ama sanırım şu an crafting recipes biraz tuhaf. Bunu ilginç. Evet, ilginç. Sanırım bunlar normalde factorization itemları olmalıydı. Salih'e bug report olarak atıyorum ben bunları. Mod paketimizin teknik kısmını Salih hallediyor. Ben server kısmıyla ilgileniyorum. Evet. Bir köyümüz ve Underground Biomes'un basaltı, kromatiti falan filan. Evet. Nitro duyurusundan bahsetmiştim. Nitro'da yetkilileri bize bu konuda bayağı yardımcı oluyorlar. Bu sayede size de bayağı güzel bir hizmet sunmuş oluyoruz ve örnek bir mağara ve bir zombi sesi. Evet, şu hale getirelim ve sırada kasaya geçelim. Notlarımı önüme aldım. Kasa nedir? Bunu bir açıklayalım. Kasa tamamen benim teknik modlar konusunda, Gregtech çevresindeki teknik modlar konusundaki zevkimle hazırlanmış. Bu arada şurada ilginç bir ruin var galiba. Ona da bir bakalım. Tabii dungeon. Kasanın içeriği daha çok nedir diye soracak olursanız Gregtech. Kasa tamamen Gregtech ağırlıklı bir mod paketi. Ve o yüzden içeriği de tamamen Gregtech'le uyumlu olacak şekilde tasarlanmış. Şu dungeon'ı biraz gezelim. Evet. Öncelikle bir dekoratif modlardan bahsedeceğim. Teknik modlara en son değineceğim. Dekoratif modlarımız Bibliocraft, Chisel ve Carpenter's Block. Mr. Crayfish'in Furniture modunu eklemeyi pek düşünmüyorum. Ekleyebilirim siz çok isterseniz eğer. Fakat muhtemelen eklemeyeceğim. Bunun yanı sıra teknikleri şimdilik geçelim. World Generation olarak Extra Biomes ve Underground Biomes buradaki ile aynı. İki tane Division seçelim. Bunun yanı sıra Overhaul ve Palms Harvest Craft bunda da olacak. Kasada da. Çünkü ilginç olduğunu düşünüyorum. O modları sevdim baya. Ve baya keyifli oluyorlar. Uhuhu. Evet. Bunun dışında Craftable Horse Armors. Çünkü atları seviyorum. Atları cidden seviyorum. Ve atlarla ilgili ilginç şeyler eklemeyi istiyorum. Wow. Evet. Bunun dışında Jabba. Demin hatta Jabba'yı göstereyim. Mini barrel'ı bilmiyordum. Jabba böyle bir şey. Ve şu şekilde
Bu şekilde normal barrel ekliyorsunuz. Bunu upgrade edebiliyorsunuz. Shift click'le miydi? Evet, shift click'le. Bunun dışında kilitleyebiliyorsunuz. Ve her yönden giriş çıkış sağlayabiliyor. Ayrıca ordu içinleri özelliğine de sahip. Şu ne? Bunu bilmiyorum. Work in progress olduğu bayağı belli. İşte bu mod ekli bizde de. Ender Storage, Extra Utilities, Auto Pump Locks, Iron Chest, Forge Multiparts, Switches ve More Creatures. Tabi sorun yaratmazsa, sorun yaratırsa maalesef saniyede çıkacak. Fakat sorun yaratmamasını ben de umut ediyorum. Çünkü More Creatures'ın binekleri çok eğlenceli oluyor. Özellikle bir teknik mod paketinde. Teknikle iyi gitmez diyeceğinizi duyuyor gibiyim ancak gidiyor. Evet. Bunun yanı sıra teknik modlara geçelim. Tabii ki de IC2 ve GregTech olmazsa olmaz bu mod paketinde. Bunun yanı sıra IC2 ve eklentileri arasında Gravity Suite, Nükleer Kontrol. Şimdi Nükleer Kontrol benim çok sevdiğim bir IC2 eklentisi. IC2 olmasa bile kullanmak isterim fakat craftingleri için IC2 şart. Bunun yanı sıra Advanced Solar Panel ancak nerflenmiş bir Advanced Solar Panel. Çünkü sizin çoğunlukla Advanced Solar Panel olsa direkt düşünmeden sadece Solar Panel craft edeceğinizi biliyorum. Ve bu GregTech'in eklediği ve birazdan bahsedeceğim modlardan bir tanesinin eklediği harika, hatta harika ötesi. Bu name tag. Bu yemek. Bu pizza. Bu arada benim hakkımda bilmesi gereken ufak bir detay, ben pizza hayra hastası bir insanım. Evet. Bu da batık bir gemi. Evet, biraz dağılıyorum biliyorum. Ha. Nerflememin sebebine geliyordum. Çünkü nerflemezsem eğer GregTech'in yeni IC2'nun ve bizim eklediğimiz bir başka modun eklediği güzel, hatta mükemmel enerji üretim yollarını hiç bulaşmayacaksınız. Çünkü solar panel size daha kolay ve ucuz gelecek. Daha ucuz değil de kolay gelecek. O yüzden de solar panelist modunu nerfledim. Hiç acımıyorsan. Devam edelim. Suya düştüm. Evet. Railcraft zaten artık olmazsa olmaz modlarımızdan bir tanesi haline gelmiş bir şey. Haline gelmiş değil, direkt olmazsa olmaz modlarımızdan olmuş. Ve seni peaceful alalım. Gürültü istemiyorum. Böyle tuzak varmış. Evet. Factorization benim çok sevdiğim bir mod ancak Project Red ile ikisi dinamik config kullandığı için demin gördüğünüz gibi ilginç sorunlar çıkartabiliyor. Onlarla uğraşıyoruz. Modular Power Suite biraz sorun çıkartıyor, o sorunlar hallolursa kasaya eklenecek fakat olmazsa eklenmeyecek. Aslında eklemeyebilirim direkt. Çok seviyorum ama eklemeyebilirim dediğim gibi. Bunun yanı sıra devam edelim. MFFS. Modular Force Field System. Kesinlikle güzel. Zaten bildiğiniz bir mod. Atomic Science. Bir Universal Electricity modu fakat enerjisini GregTech IC2 ile bile kullanabiliyorsunuz. Buildcraft'la da kullanabiliyorsunuz. Kullanmanızın sebebine gelecek olursak, çünkü direkt enerji değil, steam üretiyor ve dolayısıyla da steam'i her türlü enerji birimine çevirebiliyorsunuz.
O yüzden de ekledim. Ve çok güzel bir enerji üretim yolu kendisi. Yumurta, güzel. Oyunda yumurtayı severim ama gerçek hayatta yumurtadan nefret ederim. Bunun dışında Galactic Craft zaten kasa mod paketinin çıkış olayı buradan geliyordu. Devam edelim. ICBM. Bu Salih'in fikri. Ben hala emin değilim ICBM konusunda. O yüzden size de soruyorum. ICBM ister misiniz, istemez misiniz? Project Red. Demin bahsettiğim mod. Steve's Card. Ondan da bahsetmiştim zaten biliyorsunuz. Exact. Applied Energistics. Guildcraft. Forestry. Computer Craft. Huhuhu. Bir adet Auron'u yok ettim. Acımadan. Bunun yanı sıra kasa için şu an incelemekte olduğum birkaç tane mod var. Bunlar Engineer's Toolbox, Enhanced Portals 3. Çok ilginç portallar ekliyor. Ve enerji kullanıyorlar bu arada. Bu arada eklersem eğer biraz nerfleyerek enerji kullanımını arttıracağım onun. Çünkü şu anki enerji kullanımı bana az geliyor. Small Boots. Bots. Ya da her. Neyse. Ve oyunun crash mi yedi yoksa sadece lag mı? Evet, lag spike'mış. Evet. Kasa mod paketi de temel olarak bu. Bu mod paketi hakkında sorularınız varsa sorun. Pardon, bu mod paketleri hakkında herhangi biri hakkında sorularınız varsa sorun. Yanıtlarım direkt. Hayreten. Mod isteğinde bulunmanızı pek tercih etmeyebilirim çünkü çoğu istek abi Dartcraft olsun kasada falan filan şeklinde olur. Bunu biliyorum. Ha, düzgün bir. Pirinç. Pirinci de severim. Düzgün bir öneriniz varsa, mesela benim daha önce hiç duymadığım mükemmel bir teknik mod gibi. Bu arada Craftable Horse Armors ne ekliyordu? Crafting Recipe yoksa başka bir şey mi? Ha, evet. Sanırım duyurular bu kadar. Aa, bu arada kasada olmayan bazı modları da deneyeyim. Neden yoklar? Kısma değineyim daha doğrusu. Tinker's Construct. Tinker's Construct olursa Great Tech'in daha doğrusu teknolojik aletleri kullanmayacaksınız. Ki kaldı ki ben de Great Tech'le birlikte kullanmak istemiyorum pek. İkisi de çok güzel modlar. Fakat ikisinin de yeri ayrı. Bunun yanı sıra Ender.io'yu neden kullanmıyorsun? Hatta hiçbir mod paketimizde kullanmıyoruz. Çünkü Ender.io'yu sevmiyorum. Salih de sevmiyor. Bunun yanı sıra zaten biraz hani gerek yok Ender.io'ya. Çünkü Ender.io ile yapabildiğin her şeyi daha değişik modlarla da yapabiliyorsun. Bir tek şu her şeyin iç içe olması olayı Ender.io'nun iyi kısmı. Onun dışında bir şey yok. Ki ona da ihtiyaç duymuyoruz. Yaratıcılığı öldürün. Bence karanlık bir yere geçmeyeyim. Bunun yanı sıra kasada neden Thermal Expansion yok? Hardcore Great oynayan oynayacak birisi ki zaten kasa Hardcore Great oynamak için tasarlanmış hatta Great bu yüzden zor recipe'lerde. Bu arada belki ileride kasa Basic gibi bir şey isterseniz çıkartmam. Fakat Great basit konfliklerini çıkartabilirim. Ya da kasa basic de yapabilirim belki canım isterse. Yani basic ne olur? Biraz daha kolaylaştırılmış Great Tech'le. Great Tech'le sadece makinelerinin keyfini çıkartmak için bir mod paketi olabilir. Neyse devam edelim. Time Expansion
Hani normalde oyunun başında direkt tek bir or bir buçuklamayla falan filan başlıyorsunuz. Term Expansion'da direkt oyunun başında or kileme, hatta 2 virgül eklenti şeklinde elde ediyorsunuz. Great Tech'te bu. Great Tech'te pek güzel bir durum almıyor bu. Dolayısıyla da bu yüzden yok. Ki kaldı ki Great Tech'in Tesseract'ını falan filan da kullanmaya teşvik etmek için yok. Evet, Great Tech'in Tesseract'ı var. Bunun yanı sıra olmayan başka modlar. Burada olmayan çoğu mod. Ha, burada olan çoğu mod. Tarzı macera modlarının hepsi, büyü modlarının hepsi, ki tahmin ederseniz bu bir teknik mod paketi. Bunda büyü olmaması lazım. Darkcraft yok. Çünkü Darkcraft'ı ben hiç sevmiyorum. Güzel bir mod değil. O yüzden de Darkcraft yok. Ve Darkcraft için asla sorma, asla ama asla istemeyin, kasaya eklenmeyecek. Asla. Ama asla. Peki bunun yanı sıra burada olan olup da kasada olmayan modlara geçelim. O da Twilight Forest'te falan açıkladık. Forest 3'nin eklentilerinin herhangi biri olmayacak. Çünkü Forest 3'nin sadece teknik kısmına odaklanıyoruz. Arıcılık için zaten büyüsel kısmı zaten eklenemez. Diğer kısmı da pek konsepte uymuyor. Ben de isterdim ama konsepte uymuyor. O yüzden eklemiyorum. Evet, devam edelim. Term Expansion'ı zaten açıkladım. Ars Magica'yı zaten açıkladım. Hunger Overhaul var. Tinker's Construct'ı açıkladım. Nature'ı da hani World Generation'ı biraz ufak tutmak için, ki Nature'ın eklediği şeyler saf teknolojiye de biraz ters kaçıyor. Özellikle Nether'a eklediği şeyler Nether'ı gereksiz zorlaştırıyor. Mekanizm yok. Mekanizm neden yok diye soracak olursanız Term Expansion'la aynı sebep, hatta daha da ileri düzeyi. Kimse mekanizm varken Great Tech'le uğraşmaz. Çünkü Portal Gun yok, çünkü eklemek istemedim. Grid Gun da aynı şekilde yok. Hem biraz kolaylaştırırlar, o yüzden eklemedim. Bunun yanı sıra biraz daha bakıyorum. Mine Factory Reloaded yok, çünkü bazı şeyleri Forestry ile yapmaya zorlamak istiyorum. Kaldı ki bir de bazı şeyleri Great Tech ile yapmaya zorlamak istiyorum. Aynı sebepten ötürü. Ekstra bayanız var. Bildiğiniz gibi. Mekanizm yok. Ancak Force Field var. Enchanting Plus yok, çünkü ben onu cheat'im duyarım ve bu benim mod paketim. Evet. Bunun yanı sıra Factorization var tabii ki de. Olmazsa olmazlardan biri. Darkcraft yok. Sebebini de açıkladım. Minecam yok, çünkü bir Universal Electricity modu, hardcore bir Universal Electricity modu ve işim yok onunla. Extra Cells ekler miyim eklemez miyim bilmiyorum, ancak olabilir de olmayabilir de. Size kalmış. Minecam yok demiştim. Underground Biomes var. Jabba var. Atomic Science var. Railcraft zaten olmazsa olmaz bir mod. Ben bir mod paketi yapıyorsam Railcraft olmak zorunda. Evet. Bakalım. ICBM kararsız kaldığım modlardan biri. Slish ekle diyor. Ben eklememek düşünüyordum. Bunu da size bırakıyorum. Tinker's Construct yok. Sebebini açıkladım. Mine Factory Reload'un sebebini açıkladım. Mekanizmanın sebebi gayet açık. Olmamasının sebebi. Chisel'lar geçin. Extra Utilities var. Soul Shard yok, çünkü bir büyü modu. Tomcraft'ta yok. Sebebini açıkladım. Evet, devam edelim.
Time Expansion Save'ini açıkladım. Darkcraft zaten 70 milyonuncu kez söylüyorum. İstemiyorum Darkcraft'ı. Obsidian Pressure Plate yok çünkü biraz sihrimsi kaçıyor, kaldı ki gene benzer bir işi görünmez kısmını saymazsak Carpenter's Block'ta yapıyor. Bunun dışında başka Iron Chest zaten olmazsa olmazlardan biri. Steel Scarred, Open Fair Pearl vesaire vesaire. Wild Caves yok. Dungeons yok. Ruins yok. Earth Generation biraz minimumda. Bunun yanı sıra... Evet, sanırım bu kadar. Evet. Kasada böyle bir mod paketi. Betacraft ve kasa hakkındaki umarım çoğu soruyu yanıtlamışımdır. Biraz uzun süre beklediğimden uzun oldu video. Çünkü gevezeliğim tuttu. Ancak bu bugün alacağınız tek video olmayacak. Darsu. Bugün alacağınız tek video olabilir, ancak yarın başka video alabilirsiniz. Yarın alacağınız... Yani bundan sonra çekeceğim çünkü. O video nedir diye soracak olursanız... Dın 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 dın. Terraformcraft dersleri. Tabi bu alakasız oldu biraz. Evet, Terraformcraft dersleriyle nin çekimine koyulacağım birazdan. Bu arada Misscraft da yok kasada. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.